Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Volvo S90 T8 Recharge'ın testinden sesleneceğim. S90'ı zaten uzun yıllardır biliyoruz, bu otomobili türlü farklı türden rakipleriyle karşılaştırdık. Fakat bugün konuk etmemizin en önemli sebebi sahip olduğu kurulum. Çok güçlü bir motora sahip. 2 litrelik turbo beslemeli bir motor. Ve bu motorun kombine olduğu elektrikli motor 455 beygir güç veriyor bu otomobile. T8 kodlu bir S90 görürseniz şunu bilmelisiniz, 4.7 saniyede 100'e çıkan bir S90 bu. Yani görüp görebileceğiniz en hızlı S90'lardan birisi önünüzde duruyor demek oluyor arkadaşlar. Tarzıyla, tasarımıyla zaten tam bir hani clipper diyebiliriz bu araca. Bulunduğu segmentindeki rakipleriyle kıyasladığımızda bence oldukça değerli toplu, çok böyle aşırı radikal olmayan tipik bir sedan formuna sahip. İlk çıktığı zamandan günümüze kadar da zaten Volvo bu aracın tasarımına çok fazla dokunmadı. Hatta markaya yön veren bir tasarım dilini bu otomobille beraber başlattılar. Bundan sonra gelen tüm modellerde aslında benzer tasarım dilini gördük. Özellikle geçirdiği ufak tefek makyajlarda mesela stopların içerisindeki grafikler değişti. Tampon tasarımları biraz daha değişti. Ancak bahsettiğim gibi en büyük değişim motor tipinde oldu. Hakikaten bu T8 versiyonu oldukça güçlü arkadaşlar. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela 3,5 milyonlar civarında bir Golf-R almaya kalktığınızda bununla aynı sürede 100'e hızlanıyor. O da 4.7 saniyede hızlanıyor. Ya abi alakasız belki diyeceksiniz ama birebir aynı performansı biraz daha farklı bir gövdede alabiliyor olma fikri de aslında kulağa çok enteresan gelmiyor. Çünkü 3,5-4 milyon dediğinde çok iyi bir para be abi. Yani günün sonunda Golf-R alan kitle de sürekli her gün böyle haldır huldur piste gitmiyor. Acayip böyle viraj kasan bir tayfa olmuyor. Bakıldığında tabii ki amaç orada maksimum performansı daha böyle potansiyelini belli etmeyen bir gövdede yaşıyor olmak. Golf-R üzerinden konuşuyorum. Burada da aslında benzer bir amaca hizmet etmiş oluyorsunuz. Gerçekten iyi bir performansı, çok fazla potansiyelini neredeyse hatta Golf-R'a göre bile hiç belli etmeyen bir gövdede yaşıyorsunuz. Golf-R'a göre bile oldukça slipper bir sedan gövdeyle hatta bunu yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bakıldığında tabii ki hani marka değeri bakımından şimdi Volkswagen'le Volvo'yu sanırım kıyaslamaya gerek yok. Değerini koruma anlamında da bu tarafın biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu kulağa biraz absürt gelen bir karşılaştırma oldu ama dediğim gibi performans anlamında bu ikinin birebir böyle değerleri var. Evet arkadaşlar, bu kadar Golf-R dedik. Hadi bir Golf-R'la deneyelim bakalım. Hakikaten Golf-R'la aynı şekilde kalkabiliyor mu bu arkadaş? Sağ olsun Ali bize eşlik ediyor. Ali'cim hazırsan kalkıyoruz. Hazırım abi. Tamam. Bir tık geç bastı sanki. Şu ana kadar kafa kafaya, ben acayip şaşkınım. Ama geliyor bak, 150'den sonra geldi zaten, ben limitöre girdim abi. Ben limitöre girdim, zaten güzeldi. Denemiş olduk, hakikaten arkadaşlar kafa kafaya gitti, 150'ye kadar falan. Ama sonrasında Ali zaten gelmeye başladı, 180'de de biz limitöre girdik. Hadi bir tane de hareketli deneyelim Ali'cim. Hazır mısın? Hazırım abi. Gel yanıma, gel. Ha süper, basıyorum abi. Hareketi de aldı valla. Fark bariz. Çok iyi. Güzel. Arkadaşlar Golf-R'la aynı performansı neredeyse alabiliyorsunuz. Bu yaptığımız bir nevi deneyde bunu görmüş olduk. Plug-in hibrit 455 beygir bu araba. Ama yani Golf-R'la birebir spekler olunca böyle bir şey yapma gereği duyduk, merak ettik. Sen de sağ ol, arabayı getirdin. Şimdi bunun üzerine biraz daha bu 4.3 milyonlar civarında bir fiyata sahip. Biraz daha bir
para koyduğunda 5 milyon lira çıktığında yeni 5 serisini alabiliyorsun. Yepyeni bir tasarım, yepyeni bir otomobil. Yeni teknolojileri barındırıyor buna göre daha fazla. Ama onu dizel makineyle ve 4 çeker olarak alıyorsun. Bunun kadar performans yok. Buradaki hakikaten performans çok başarılı bakıldığında. Tabii kesenin ağzını biraz daha açabilirsiniz. Önünde yıldız olan markanın AMG departmanı tarafından hazırlanmış çok çok özel bir sedanı daha var alternatif olarak. Ve bu otomobil Golf-R çevikliğinde ama aynı zamanda S90'la aynı performansa sahip ve bu otomobile de bir sleeper diyebiliriz. Ve bütün bunların ötesinde S90'a göre kesinlikle çok daha üst düzey bir sürüş keyfi mevcut. Daha iyi bir tutunmaya, daha iyi frenlere ve pistte de uygun bir kullanımı ve tarzı var. Gerçekten çok ama çok keyifli bir sedan. Hatta kanalda detaylı test videosu da bulunmakta. Ona da mutlaka bir bakın deriz. Tabii içeri geçmeden abi bir bagajı görseydik dediğiniz duyar gibiyim. Gayet yeterli bir bagaj hacmi olduğu söylenebilir. Ama şu bagaj cam ile beraber açılsa özellikle biraz iç kısım fazla derinde ve içeride kalıyor. Daha kolay bir erişim sağlanabilirdi oraya. Biraz şu arka tarafa erişmek zor oluyor. Oldukça derin bir bagajı var çünkü ama bagaj ağzı falan iyi ayarlanmış. Elektrikli olması da yine güzel detaylardan birisi. Anahtar cebinizde ise bir ayak hareketiyle de böyle burayı açabiliyorsunuz. Açılmadı. Açıldı. Şimdi ön tarafı da tabii konuşalım. Ya yani makyajda burada çok fazla bir şey değişmedi ama yani makyaj da tam anlamıyla yapıldığı söylenemez. Ufak tefek böyle dokunuşlar yapıldı diyelim. Şu normalde hani S90'da gördüğümüz bu panjur etrafındaki şu çıta genelde kromdur. Siyah olduğunda otomobile biraz daha böyle derli toplu, daha mütevazi bir hava vermiş bence. Hadi artık bahsettiğim gibi geçelim ve şu 455 beygiri neden hissettirebiliyor bu gövde onu bir görelim. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada içeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa videoları beğenip kanala abone olmanız da bizler açısından oldukça önemli. Evet S90'la yola çıktık arkadaşlar. Şimdi özellikle içeride arkadaki hacimden konuşursak eğer segment standartlarını bu konuda karşıladığını söyleyebilirim. Yani hem yeni gelecek E serisini incelemişliğim var hem de 5 serisinden çok çok farklı bir arkada hacim yok. Bu konuda onlarla benzer. Hani bu segmentin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Hatta bir önceki nesil E serisiyle de bu otomobili kıyaslamıştık. Hatta hani yeni gelen E serisi ve 5 serisiyle bu otomobili kıyaslamak tam anlamıyla doğru da değil. Çünkü onlara göre biraz eski kaldı. G30 kodlu 5 serisi ve önceki nesil E serisi bunun bu arkadaşın tam olarak rakibi. Otomobilin içerisini biraz da iç detaylarını hatırlarsak eğer yani burada çok daha böyle minimal, çok etliye sütüye karışmayan, radikal olmayan bir tasarım kullanmayı tercih etmişti Volvo bu otomobili çıkardığında. Aynen dışarıda olduğu gibi içeride de bunun izlerini çok net görebiliyorsunuz. Şu direksiyon mesela biraz hakikaten eskidi. Bir de zevk ve renk konusu tartışılmaz ama ya yani içeride şu beyaz renkli kombin benim çok hoşuma gitmiyor. Biraz daha farklı renkler böyle tabaya dönen renkler daha çok yakışıyor. Çok daha güzel oluyor bence o şekilde ya da komple siyah bunun yerine bence daha güzel oluyor. Sürücü bilgilendirme ekranından otomobille alakalı birçok bilgi alabiliyorsunuz. Bu temaları kendi zevkinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Tabii bu hibrit versiyonu olduğundan arkadaşlar. Buradan otomobilin güç aktarımı ile alakalı bilgileri de alabiliyorsunuz. Şimdi hibrit versiyonu olmasına dair en önemli detay çok karıştırılabiliyor. Plug-in olduğu için bu otomobil yani bağlanabilir bir enerji kaynağından bu aracın pillerini şarj edebildiğiniz için o şekilde şarj ettiğinizde yani bir şekilde evde diyelim ki fişe taktığınızda şarj ettiniz ki pilleri %100 oranına 3 saat gibi bir sürede doldurabiliyorsunuz. Bu otomobil size WLTP verilerine göre 90 km'lik bir menzil veriyor. Ama gündelik hayatta İstanbul'da falan da ben denedim 70-80 kilometreleri yakalayabiliyorsunuz. Yani bu da şu anlama geliyor. Hiçbir şekilde benzinli motoru kullanmadan şuradan mesela sürüş modları var. Bu sürüş modlarından bir pür modu var. Bu pür modunu seçip arkadaşlar tamamen elektrikli modda sürüş yapabiliyorsunuz. Ama tabii pilleriniz dolu olması lazım. Pilleriniz doluysa eğer benzinli motoru açmıyor. Enerjiniz %100 ise eğer benzinli motoru açmıyor ve size bahsettiğim gibi 70-80 km civarında sıfır emisyonla, sıfır tüketimle sadece elektrikli motoru kullanarak bir sürüş yapma olanağı tanıyor. Ama hibrit bakın modu var. Hibrit modu seçip biraz daha adı üzerinde işte karma bir sürüş yaparsanız yani hem benzinli hem de elektrikli motoru
oyuna dahil ederek bir sürüş yaparsanız ve biraz sakin kalabilirseniz o zaman da hakikaten yine düşük bir tüketim verisi yakalayabiliyorsunuz. 6-7'lerde dolaşan bir tüketim yakalayabiliyorsunuz mesela. Litre bazında konuşuyorum. Ama biraz ayağınızı gaz pedali üzerinde sağ ayağınızı unutursanız arkadaşlar işte o zaman işler değişiyor. 9-10'ları hatta onun üzerinde de çok rahatlıkla görmeye başlıyorsunuz. Şöyle de güzel bir sesimiz var. Ve 455 beygirimiz var arkadaşlar. Hakikaten 455 beygir de kendini hissettiriyor. İlk hızlanma 4.7 saniye bahsettiğim gibi. Bu gücü 4 tekerlekten çekiş sistemiyle tabii ki yere aktarıyor. Bu arada şanzımanımız da 8'leri oranlı. Volvo'nun uzun süredir kullandığı tam otomatik bir şanzıman ki gayet başarılı. Motor sesi de hiç fena değil. İki litrelik turbo makine ve elektrikli motorun kombinasyonu hakikaten güzel bir güç ortaya çıkarmış durumda. Tork değeri de 700 Nm arkadaşlar. Yani hem elektrikli motor hem benzinli motorun kombininden çıkan bu güç verisi size gerçekten iyi hissettiriyor. İlk hızlanma, ara hızlanmalar bayağı iyi. Biraz daha bu arada oyuncaklar isterdim bu otomobilde. Yani manuel moda geçiş, kulakçıklar mutlaka olmalıydı. Bu denli bir güç varsa beni daha fazla sürüşe dahil etmeliydi. Malum söylememe bile gerek yok. Volvo güvenlik konusunda çok temkinli bir marka. Bu anlamda çok ciddi geliştirdiği sürüş asistanları var bu otomobilde. Adaptif hız sabitleme, şerit asistanları, bunun benzeri çarpışma uyarı ikaz sistemleri ve müdahale sistemleri gerçekten çok iyi bir şekilde çalışıyor bu otomobilde. Bunların yanı sıra bu güçle sizi tamamen baş başa da bırakmıyor. Yani elektronik sistemleri kapatıp otomobilde biraz daha böyle eğlence odaklı sürüşler yapabilmeniz çok mümkün olamıyor. Ama yine de yani biraz öyle eğlence odaklı bir sürüşe geçtiğinizde otomobilin genel iletişiminden memnun kalıyorsunuz arkadaşlar. Sürüş limitleriniz acayip yüksek. Viraj hızlarınız, virajları taşıdığınız hızlar gerçekten çok başarılı. Yani bir de bu gücü çok çok düşük bir seviyede hissettiriyor. Malum konfor odaklı bir kurulum olduğundan, süspansiyon geometrisi olduğundan dolayı. Yani şimdi gazladığımda şeyleri çok bariz hissediyorum otomobilde. Gaza oturuyorum, frenajda falan gövdenin burulmalarını. Yani gaza oturdum, ufaktan kafayı kaldırıyor. Tabii ki tüm otomobiller bunu yapıyor ama bunda biraz fazla oluyor. Frenajda kafa gömülüyor falan. Viraj yapıyorsun, salınımlar bariz hissediyorum. Şu an zemin bu arada hafiften kaygan ve böyle bir zeminde dört çekerin de çok büyük avantajını görüyorsunuz. Kayma limitlerine geldiğinde gücü resmen böyle önden alıp gereken tutumanın daha iyi olduğu yere aktardığını sürüş sırasında hissediyorum. Geri görüş kamerası da hiç fena değil. 360 derece görüş desteği de bu arada sunuyor. Otomobilin etrafını gayet güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle bir sıfırdan kalkalım arkadaşlar. Vallahi güzel hızlanıyor be. Ufaktan böyle motor homurtusu da bu otomobilde hiç fena değil. Aracın limitlerine çıktığımızda bahsettiğim gibi gerçekten tutuş performansı karakteri gayet güzel ki hani gövde salınımlarına rağmen durum bu şekilde. Sadece biraz daha bu limitlerde direksiyon hassasiyetinin iyi olmasını isterdim. Onun harici her şey çok iyi. Böyle bir gövdeyi bu kadar hızlı bir şekilde yönlendirebiliyor olmak bile bir mucize gibi geliyor insana. Aracın gerçekten viraj limitleri ve dinamikleri yüksek. Daha çok yeni 5 serisini kullandım. Hani onunla kıyaslarsak onda tabii otomobilin sürücüyle kurduğu iletişim biçimi biraz daha iyiydi. Biraz daha keyifliydi. Bu gibi sürüşlerde 5. Ama onu 5.20 dizel motorla kullanmıştık. Daha güçlü motor tiplerinde muhtemelen o biraz daha genel olarak 5 serisi yeni de olduğu için iyi hissettirecektir. Ama bu otomobil hiç fena değil arkadaşlar. Öyle haldır huldur gazlama otomobil değil. Zaten bu segmentte hiçbir otomobil bence o şekilde değil ama sürüş eğlencesi bakımından Alman rakiplerinin bir tık altında, bu her daim böyle olmuştu. Ama gerçekten çok ideal bir performans döngüsü var bu otomobilde. Yani istediğiniz zaman elinizin altında 455 beygir de var ya da işte pili doldurdunuz, diyelim ki pilleriniz dolu, şehir içinde 80 kilometre hiçbir yakıt tüketimi yapmadan bir sürüş de yapabiliyorsunuz.
Bu gibi böyle zengin sürüş opsiyonları sunuyor olması bence bu otomobilin en büyük artılarından birisi. Hani bu gibi sürüşlerde de evet keyifli, hani sizi destekleyebiliyor Almanlar kadar olmasa da. Ama hibrit modu alıp biraz daha böyle süzüle bir sürüş yapmak S90'ın bence en iyi yaptığı şey. Hakikaten süspansiyonlar da çok güzel çalışıyor, absorbe ediyor ufak çaplı çukur geçişlerini. Kolay kolay 19 inçlik jantlar var bu arada üzerinde. Kolay kolay böyle süspansiyon sesleriyle, jant vuruntusu var seslerle de muhatap olmuyorsunuz kesinlikle. Yüksek hızlarda da gayet sessiz bir kabini var. Zaten 180'i de geçmiyor biliyorsunuz yeni nesil Volvo'lar. Yani oraya kadar olan hızlarda da kabine gelen ses seviyesi genel anlamda sizi rahatsız etmiyor. Yol yalıtımı da iyi yapılmış ki bu segmentte yer alan bir otomobilin zaten bence olmazsa olmazlarındandır bu. Bu anlamda işler bu otomobilde gayet güzel arkadaşlar. Bu arada otomobille alakalı neredeyse tüm fonksiyonları bu ekrandan yönetiyorsunuz arkadaşlar. Ses açma kapama sadece şöyle fiziksel. Şöyle bir kısa yol geçişi var. Onun haricinde her şey dokunmatik. Mesela iklimlendirme de şurada ekran üzerinde sanki fizikselmiş gibi duruyor ama o da buradan böyle dokunmatik olarak ayarlanıyor. Aslında menüler falan kolay, güzel ayarlanmış. Akıllıca da ayarlanmış ama biraz küçük kalıyor. Mesela şu iklimlendirme kısmı çok küçük kalıyor. Buraya böyle biraz hassas dokunuş yapmanız gerekiyor. Onun haricinde otomobille alakalı birçok fonksiyona şöyle menüler içerisinden geçişler yapıyorsunuz. Gayet basit ve kullanışlı bir arayüzü olduğunu söyleyebilirim. Navigasyon sisteminde zaten Google haritaları kullanıyorlar bu arada. Buradan otomobille alakalı yine birçok fonksiyonu da yönetmeniz mümkün olabiliyor. Eşya gözleri yeterli. Kapaklı iki farklı mesela bardaklığımız var şurada. Onun hemen arkasında genişliği fena sayılmayacak bir kolçağımız ve genişliği oldukça iyi olan bir torpido ve kapı içi gözler yer almakta arkadaşlar. 4.3 milyonluk fiyat her şeye rağmen hani bu otomobilin hani rakiplerine göre avantajlı da olsa bu fiyat yine de böyle bir otomobile biraz fazla bence günün sonunda. Ama altını tekrar çizeyim. Rakip endeksine bakıldığında da bu fiyatın hani makul bir yerde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Benim bu videodan aktaracaklarım bu şekilde. Benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktalar olabilir. Olursa sorularınızı da mutlaka alt tarafa bekliyorum. Bu gibi başka videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.